Ya ama ben ona söyledim bak dedim gel derdini anlat bir çözüm buluruz gel konuşalım yani ne? Yiyecek mi sanki seni? Saklamanın ne anlamı var? Ben anlamıyorum gerçekten. Hayır bir şey... Bu orta değil miydi ya? Neyse. Hayır bir şey varsa gelirsin delikanlı gibi söylersin. Ben anlamıyorum bu arkadan arkaya halletmeleri falan. Bu garip yani. Davranışları da bir acayip zaten. Ay çok acı olmuş kız. Ay aman neyse. Neyse halim çıksın falan. Hani bakarsın bu kısmet falan varsa. Ha, görürsün belki. Başta kazanır olmak üzere dost meclislerinin vazgeçilmez üyesi. Fal. Bütün muhabbetlerdeki tıkanıklıklara birebir aslında. Hemen böyle bir fal mevzuları açılsın, bir şeyler olsun, bir şeyler dönsün. Hadi falcıya gidelim birebir muhabbet ahengini değiştiren bir öğe aslında. Ve ben de bununla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum size. Bir falcı bularak açtın ellerini. Ben eskiden gerçekten güzel fal bakardım. Hatta olan şeyleri değil, olacak olan şeyleri söyleyerek daha çok ilerletiyordum. Belli bir noktadan sonra tamamen hislerim körelmeye başladı. Ama ben özellikle hazırlıkta okurken mesela yurtta kalıyordum ve orada yemekhanede görmeniz gerekiyor. Yani bir arkadaşım daha vardı benimle birlikte fal bakan, Merve'ye buradan selamlar. Bildiğiniz ikimiz oturuyorduk, sıraya giriyorlardı ve sırayla ikimiz de birilerini alıyorduk. Dedik ki bu böyle olmayacak, artık yemekhaneye falan inmeyelim. O noktaya gelmiştik. Ben de kendim evet fal baktırmayı seviyorum. Neredeyse bütün kadınlar sever, erkekler de sever tabii ki. Böyle bir ayrım yok. Gerçekten fal bakabildiğini iddia eden insanlarda da şöyle bir algı vardır. Yani tam sen fal bakıyorsun da sen kendini nerede gördün, hani falcı mı oldun dersin. Ama bazıları da vardır gerçekten senin her şeyini ortaya döker. Geçtiğimiz günlerde ben bir falcıya gittim. Daha doğrusu şöyle oldu olay. Bir arkadaşım falcıya gitmişti. Şu an anlatmayayım ama öyle anlatılması güç, öyle tahmin edilemez şeyler söyledi ki. Ve gerçekten de arkadaşımın hayatıyla birebir örtüşüyordu aslında. Ben dedim ki ben de gideceğim. Yani ne kadar olduğu önemli değil, nerede olduğu önemli değil, gideceğim. Ben o falcıya gideceğim. Söylesin yani bana. Yani bu kendi hayatındaki işte bu eksiklikleri, tamamlamaya çalıştığın şeyleri birinin motivasyonuyla tamamlama ihtiyacı aslında. Neyse ben de gittim bir şekilde. Belli şeyler söyledi. Sen şunu yaptın, bunu yaptın, bunu yapacaksın, şöyle olacak, böyle olacak. İsminde şu harfler olan birisiyle alakalı şunlar olmuş, şöyleydi, böyleydi, bilmem ne. Diyorum ki, oha. Böyle ezik gibi kalmışsın hep. Bu biliyor vallahi. Bak, böyle kala kaldım ha. Biliyor gibi biraz. Yani belli şeyler evet, hiç alakası falan yok mesela ama öyle bir noktadan geliyor ki diyorsun, oha nasıl yani? Sen beni tanıyor musun? Ya da ben burada konuştum mu az önce, duydun mu diye düşünmeye başlıyorsun. Falcılarda genelde böyle bir yöntem vardır ve bu yöntemin adı da Barnum etkisidir. Barnum etkisini aslında Forer etkisi de diyebiliriz. Bu tamamen psikolojik bir şey ve ben daha sonrasında fark ettiğimde, başka arkadaşlarımı da o falcıya yönlendirdiğimde onlar da şey söylediler, bana da bunu söyledi. Senin hiç tek fallı olmaz. Senin çocukluğuna inmek lazım. Bir şey olmuş sana. Bağlamışlar seni. Bunu da bana söylemişti. Yani çok benzer şeyler çıkmaya başladı. Bu Forer etkisi dediğimiz şey evet gerçekten insanların hayatlarındaki ortak noktaları bulmaya yarıyor. Tanım olarak bakacak olursak eğer, özellikle bireylerin kendileri için hazırlanmış gibi görünen ama aslında büyük bir çoğunluktaki insanları kapsayan, genel ve aslında belirsiz kişilik betimlemelerini kendilerini yorma eğilimi olarak görünüyor. Barnum etkisine baktığımızda bu durumda psikolog Bertrand Forer tarafından bulunmuş bir durum aslında. Ve tam olarak 40'lı yıllarda inşa edilmiş bir şey. Amerikalı bir şovmen ve bir iş insanı olan Tyler Barnum'un bir sözü vardı. Herkese uyacak bir şeylerimiz var mottosu. İşte Forer'in fark ettiği şey de buydu tam olarak. Herkese uyan, belli başlı, genel geçer şeyler aslında zaten var. Herkesin belli beklentileri, belli amaçları, belli hayalleri var. Hanginiz daha iyi bir işte çalışmak istemezsiniz ki? Ya da hanginiz daha çok gezmek, hanginiz daha çok kısmetinizin olduğunu öğrenmek istemezsiniz ki? Analizler oldukça geniş ve kapsayıcı olduğu için seçenekler de aslında sizin kendinizi uydurma oranınızı daha da çok artırıyor. Fal baktırmaya gittiğinde zaten belli şeyleri duymak için gidiyorsun. Orada sana bir ölüm haberi, bir hastalık haberi vermesini beklemiyorsun. Ve bu haberleri beklemediğin için beklediğin yönde haberler geldiğinde senin ona inanma ihtimalin daha da artıyor. Çünkü sen onları duymak için gitmiştin. Forer bir analiz yaptı. Astrolojik sözlü analizlerin insanlara nasıl uyduğunu anlatmak üzere bir kişilik testi hazırladı. Yani sözüm ona bir testi aslında. Öğrencilerin her birine sınavdan aldıkları puana göre hazırladığı eşsiz birer kişilik testi verdiğini iddia etti. Bu analizinde kendilerine ne kadar uyduğunu analiz etmelerini istedi.
aslında her birinin aldığı sonuç analizi aynıydı. Kişiliğe özel herhangi bir şey yoktu ve 13 madde şöyleydi. 1 numara. Sizde diğer insanların sizi sevmesine ve beğenmesine yönelik büyük bir ihtiyaç var. 2 numara. Kendinizi eleştirmeye çok açıksınız. 3 numara. Kendi avantajınıza çevirmediğiniz büyük bir kullanılmayan kapasiteniz var. 4 numara. Bazı kişilik zaaflarınız olsa da genellikle onların üstesinden gelebiliyorsunuz. 5 numara. Cinsel beklentileriniz sizin için problemler doğuruyor. 6 numara. Dışarıdan bakıldığında disiplinli ve öz kontrole sahipsiniz. Ama aslında endişeli ve güvensizsiniz. 7 numara. Bazı zamanlarda doğru şeyi yaptığınızdan ve doğru tercihte bulunduğunuzdan emin olamıyorsunuz. 8 numara. Her seferinde biraz değişiklik olsun istiyorsunuz ve kısıtlamalara uğradığınızda rahatsız hissediyorsunuz. 9 numara. Kendinizin bağımsız bir düşünür olduğunuzda övünüyorsunuz ve diğerlerinin açıklamalarını kanıtsız görüyorsunuz. 10 numara. Kendinizi başkalarına açmanın çok da akıllıca olmadığını düşünüyorsunuz. 11 numara. Bazı zamanlarda çok dışa dönük, çok sosyal, çok cana yakınsınız ama bazı zamanlarda da çok pasif, çok içe kapalı ve çok ilgisizsiniz. 12 numara. Bazı tutkularınız oldukça gerçek dışı. Ve 13 numara. Güvenliğiniz hayatınızdaki temel amaçlarınızdan biri. Öğrenciler 0'dan 5'e kadar olan bir derecelendirme skalasında kendilerine 4.26 verdiler. Tüm kağıtlar ve notlar toplandıktan sonra aslında bütün testlerin aynı olduğunu ve o testteki soruların da bir astrolojiden geldiğini, kaynaklandığını öğrendiler. Herkesin bu maddeleri kendilerine uydurmalarının bir nedeni vardı aslında. Kişiye özelmiş gibi görünüyordu ama o kadar geneldi ki yoldan geçen herhangi bir insan bile bunun üstüne alınabilirdi. Mesela herhangi bir maddesi şu anınıza uymuyorsa bile geçmişinize yönelik bir şey olduğu halde siz onu şu anda da yaşıyormuşçasına kabulleniyorsunuz ve aslında yeterince iyi bir tahmin gözüyle baktığınız için aslında orada yüksek bir puan veriyorsunuz. Yani o şey aslında sizin için yapılmış muhteşem bir analizmiş gibi görünüyor. Burada da iki etken maddemiz var. Pozitifler ve negatifler mesela. Pozitiflerin negatiflerden kat ve kat yoğun olması gerekiyor. Diğeri ise deneklerin onları sınayan kişinin güvenilir olduğuna ikna olmuş olması gerekiyor. Mesela metnini çok duyduğunuz, çok güvenilir olduğunu, her söylediğini çıktığını duyduğunuz bir falcı gibi. Ben çok inanmıştım o falcıya gittiğimde. Ama işin aslında sırrı şu. Kişiye özelmiş gibi görünecek kadar spesifik, ancak popülasyonun büyük bir kısmını kapsayacak kadar da geniş bir tahmin olması gerekiyor. Sonrası ise işi tamamen süslemekten ibaret. Bu sihirli küreler mesela. Çok seviyorum. Stresi atıyor diye söyleniyor. Doğru, atıyor. Ya da bu avuç okumalar, bu çiçeklerle bir şeyler yapmaya çalışmalar. Şimdi papatyayı alıyorsun, soruyorsun, Ozan beni seviyor mu, sevmiyor mu? Ay kesinlikle seviyor. Tabii ki seviyor canım. Sana sormuyorum Eda'cığım. Papatya'ya soruyorum. Bu kahve fincanında gördüğün talvelere bir şeylere benzetmeler falan. Ofis hayatın bütün açıklığıyla şu anda ellerimin içinde. Bunların hepsi birer kandırmaca. Onlar aslında senin duymak istediğini, zaten bildiğin şeyleri söylüyorlar. Porter ya da Barnum etkisi oluyor bunun adı. Ama sen diyorsun ki oha bir falcı var, nasıl fal bakıyor biliyor musun? O ateş ediyor, her şeyi bildi diyorsun ama öyle bir şey yok. Üzgünüm. Yine kandırıldık.